Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanlığında sivil toplum kuruluşlarıyla tüm kamu ve kuruluşların katılımıyla düzenlenen Barış ve Kardeşlik için Bayrağını Al da Gel yürüyüşüne Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da katıldı. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'ndan başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun katılımın olduğu yürüyüşte atılan sloganlar ve taşınan Türk bayraklarıyla terör lanetlendi. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen mitingde konuşan Başkan Kocamaz, etkinliğin önemine değindi. Son dönemde gittikçe azgınlaşan birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kasteden terör örgütlerini, terör olaylarını telin için toplanmış bulunuyoruz. Bugün burada bir hilal uğruna batan güneşlerimizi, gök ekinken biçilen gencecik fidanlarımızı, tohum misali toprağa düşen aziz şehitlerimizi yad etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bugün Akdeniz mavi değil, kırmızı, Toroslar yeşil değil, beyazdır. Bugün Çukurova'nın kızları hilal, oğulları yıldızdır. Bugün Mersin Türkiye'dir, ay yıldızdır, bayraktır. Başkan Kocamaz, ülkede birlik ve beraberliğin devam ettiği müddetçe Türkiye'nin ebedi Türk vatanı olmaya devam edeceğini söyledi. Mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Bağımsızlık sevdalısı, Kuvayi Milliyecilerin torunları olarak bugün burada Arif Nihat Asya'nın şiirinde anlamını bulan yeni bir destan yazıyoruz. Tıpkı 15 Temmuz sonrası yine burada Cumhuriyet Meydanı'nda yazdığımız destanlar gibi. Başkan Kocamaz, Türkiye'nin tüm renkler, sesler ve nefesler sayesinde güzel olduğunun altını çizdi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır" sözünü bir kez daha hatırlattı. 100 yıl önce işgal kuvvetlerine karşı canını ortaya koyarak Çukurova'nın ebedi Türk vatanı kalmasını sağlayan Kuvayi Milliyecilerin torunları olarak bugün bu meydanda sergilediğimiz birlikten, beraberlikten ve bu muhteşem kardeşlik tablosundan asla taviz vermemeliyiz. 1000 yıldır bu topraklardayız. Biliyoruz ki birliğimizi, dirliğimizi bozmaya çalışan birileri hep vardı, her zaman vardı. Bizim payımıza bölücü terör ve 15 Temmuz ihanet kalkışmasını yapan, milletin silahını millete doğrultan Truva atları düştü. Yine başaramadılar ve asla başaramayacaklar. Son dönemde yaşadığımız sıkıntıların, muhatap olduğumuz saldırıların nedeni de Türk'ün eğilmez başı, vatan ve özgürlük aşkıdır. Bu baş tarihin hiçbir döneminde eğilmedi. Bundan sonra da eğilmeyecektir. Çünkü biz vatan toprağına çınar tohumları gibi şehitler eken, şehidin başucuna tapu senedi misali mezar taşları diken, gök kubbeyi esenlik muştusu ezan sesleriyle inleten asil bir ecdadın varisleriyiz. Biz Mersin'e ve Türkiye'ye zenginlik katan bütün renklerimiz, seslerimiz ve nefeslerimizle güzeliz. Şehitlerimiz, gazilerimiz,
ağzı dualı analarımız, fedakar babalarımız, delikanlı gençlerimiz, umut dolu çocuklarımızla güzeliz. Biz Koşgörü Deryası Mevlana'yla, birlik, dirlik sembolü Hacı Bektaş'la, sevgi timsali Yunus Emre'yle, barış ve demokrasi sevdalısı Mustafa Kemal'le güzeliz. Şanlı tarihimiz, yaşayan kültürümüz, ortak ideallerimizle güzeliz. Biz böyle hep birlikte güzeliz. Yeise, korkuya, endişeye mahal yok. Biz hep birlikte Türk milletiyiz, Türkiye'yiz. Sevgili Mersinliler, aziz Türk milleti, son siperimiz Çanakkale'de parlayan, son kalemiz Türkiye'nin ebedi vatanımız olmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün buram buram inanç kokan şu sözleri bizim için senettir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payda kalacaktır. Türk milleti her türlü hileye, fitneye, kalleş saldırılara rağmen bin yıllık vatanında var olmaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti vatanı ve milletiyle birlikte bölünmez bir bütün olarak sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle özgürlük sembolü şanlı bayrağımızın bin yıllık vatanımızda ebediyen dalgalanması uğruna ölümsüzlüğe kanatlanan asker, polis, sivil tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ne mutlu kendini asil milletimizin ve şehit kanlarıyla suladığımız cennet vatanımızın bölünmez bir parçası olarak görenlere. Sözlerimi şiirsel bir duayla bitirmek istiyorum. Biz kısık sesleriz minareleri, sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler göğü de, kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yorulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver cihat meydanını, pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yıllarda Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya Dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yorulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Ne mutlu Türk'üm diyene.